Babaoğlu Urfa'da görev yapan Özgür Gündem muhabiriydi. Bir telefon geliyor kendisine. Sivere'ye acil gelmesi gerektiğini, çok önemli bir haberin olduğunu söylüyorlar. Daha sonra Nazım Babaoğlu Siverek ilçesine gidiyor ve 12 Mart 1994 tarihinden bugüne kadar bir daha kimse haber alamıyor Nazım Babaoğlu'ndan. Aile o süreçte çok fazla hukuksal mücadele veriyor. Başvurmadık yer bırakmıyorlar. Bütün bilgileri, tanıkları hepsini yargı makamlarına bildiriyorlar. Kendileri de bizzat gidiyorlar. Valilikle, savcılıkla, karakollarla görüşüyorlar fakat hiçbir sonuç alamıyorlar. Ailenin 30 yıllık aslında bir hukuk mücadelesi var. Nazım'ın nerede olduğuna ilişkin, kimler tarafından kaçırıldığına ilişkin bir hukuk mücadelesi var. Bu mücadele maalesef ki diğer bütün faili meçhuller gibi Türkiye'de sonuçsuz kaldı. Geçen yıl Anayasa Mahkemesi tarafından ihlalin olmadığına ilişkin bir karar verildi ve aile dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Tabii bu süreç içerisinde çok ilginç gelişmeler yaşandı. 2020-2022 yıllarında ailenin avukatları da aile de bir dosyanın varlığından haberdar oldu. Ve bu dosyaya ilişkin bir kısıtlama kararı varmış. Daha sonra bu kısıtlama kararına tabii itiraz yapılmış fakat hiçbir sonuç alınamamış. Herhangi bir şekilde tebligat gelmemiş. Daha sonra Aile İnsan Hakları Derneği ile de iletişime geçti ve biz gidip Nazım Babaoğlu'na ilişkin dosyaları sorgulamak istedik. Urfa Cumhuriyet Başsavcılığından sorguyu yaptık ve çok şaşırtıcı bir bilgi öğrendik. Şimdi 2015 soruşturma numarasıyla bir soruşturma başlatılmış ve o soruşturmada Nazım Babaoğlu maktul diye geçiyor. Bununla beraber dosyanın içerisinde bir şüphelinin olduğunu da bize ilettiler. Tabii dosyayla ilgili detay vermediler ısrarlarımıza rağmen. Dosyanın içerisinde bir şüphelinin olduğunu ve bu şüpheli hakkında yakalama kararının olduğunu öğrendik biz. Yani dosya terörle mücadele savcılığında ve 2015'ten beridir dosya sürüyor ve dosya kısıtlama kararıyla birlikte aslında sürüyor. Tabii bunun yanında bir de daha şaşırtıcı bir bilgi daha elde ettik. 2021 yılında ise Nazım Babaoğlu'nun şüpheli olduğu bir dosya açılmış ve bu dosya örgüte üye olma dosyası. Yani hem maktul olduğu bir dosya 2015 yılında açılıyor hem de 2021 yılında örgüt üyesi olduğuna ilişkin bir şüpheyle soruşturma başlatılıyor. O dosyanın esası da 2021. Yani maktul olduğu dosyanın üzerinden 6 yıl geçiyor. Hiçbir işlem yapılmıyor. Dosya kısıtlama kararıyla devam ediyor. 2021 yılında bir soruşturma daha açıyorlar ve bu kez Nazım'ı örgüt üyesi şüphesiyle taraf olarak gösteriyorlar bu dosyada. Bizler işte bu öğrendik fakat dosyanın detaylarına ulaşamadık. Çünkü her iki dosyaya da kısıtlama kararı getirilmiş ve bizler de zaten birkaç gün önce öğrendik ve hukuksal girişimlerde bulunduk. Bu dosyaların kısıtlama kararının kaldırılarak hem avukatlara hem aileye bu dosyanın açılmasını, dosyanın bilgilerinin aileye verilmesini biz talep ettik. Çünkü 2022 yılında kamuoyu tarafından bilinen Hilvan'da bulunan kemikler vardı. Hem Nazım Babaoğlu'nun ailesi hem de Urfa'daki diğer kayıp aileleri bu kemiklerin kendi aile bireylerine ait olabileceği düşüncesiyle Hilvan'da suç duyurusunda bulundu. Tabii bizler de o zaman gidip aileyle birlikte suç duyurusunda bulunduk ve 2022 yılından beridir dosyada bir ilerleme yok. Zaman zaman kan örnekleri alınıyor ve bu kan örnekleri kemiklerle karşılaştırılıyor DNA eşleştirmesi için. En son 2 ay önce Nazım Babaoğlu'nun ailesi çağrıldı. Kan örneği istendi onlardan. İşte onlar da kan örneklerini verdiler. Şu an adli tıptan gelecek olan cevabı bekliyoruz. Yani açıkçası bir kayıp dosyasında nadir rastlanan bir şey bu. Yani bir yandan bulunan kemikler var. Biz onun Nazım'a ait olabileceği düşüncesiyle bu soruşturmaya dahil olduk. Bir yandan da bizim dışımızda, yani ailenin dışında, İnsan Hakları Derneği dışında, ailenin avukatları dışında yürüyen bir süreç varmış. Ve biz bundan daha yeni haberdar olduk. Ve biz o yürüyen süreçte içinde şüphelinin olduğu dosyaya erişemiyoruz. Yani bu da başlı başına aslında bir hak ihlalidir. Yani 2015'ten bugüne kadar kime aradıklarını, şüphelinin kim olduğunu, Nazım'ın kaybında kimin parmağının olabileceğine ilişkin bir şüpheleri varsa bunları bizimle paylaşmaları gerekiyordu.
Çünkü o dönemin tanıkları da vardı, bildirdiğimiz tanıklar da vardı. Ve devam eden bir süreç vardı. Takipsizlikle sonuçlanan, daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali olmadığına ilişkin karar verilen bir dosya. Ve şu an AİHM'in önünde olan bir dosya var. Yani o kadar birbirinden kopuk bir süreç işletiyor ki devlet burada. Burada bizim endişemiz şu, bir şüpheli var dosyada ve bu şüphelinin kim olduğuna ilişkin bir veriye bile erişemiyoruz biz. O yüzden hukuksal girişimlerde bulunacağız ve kısıtlama kararının kaldırılmasını talep edeceğiz. Eğer bir soruşturma ciddi anlamda etkin bir soruşturma yürütülmek isteniyorsa da bizler de bu soruşturmaya katkı sunup Nazım'ın akıbetini hep beraber öğrenmek istiyoruz.